Gene başlıyoruz, gene çekiyoruz. Her zamanki gibi bir şeyler yapıyoruz. 23.46 gecenin kör vaktinde, herkesin uyuduğu saatlerde biz yine oturduk. Video çekmeye çalışıyoruz. Kendime bir bar sandalyesi almam gerekiyor. Sandalyelerin çünkü miladı aşırı derecede doldu diyebilirim. Sevgili dostlar, herkese tekrardan merhabalar. Bugün yine kedi tüyleri havalarda uçuşuyor. Sanırım kedime özel bir bakım yaptırmam gerekiyor. Yurt dışından yine çok özel bir ürün geldi. Adını zaten görüyorsunuz, burada böyle heyecan varmış gibi anlatıyorum ama aşağıda cacık gibi adı yazdığı için çok bir heyecanı kalmıyor. Heyecanlı videolar da aslında çekilebilir yani. Niye çekilmesin ki? Güzel 2832 long cop F-lock mu çekiyor oğlum mu? Ha, F-lock tamam. Şeyim ya, paranoyam, paranoyak. Paranoyak nedir bilir misiniz? İşte tam karşınıza duran insan benim. Şimdi dostlar, bugünkü konumuz Vortex Micro 6X Magnifier. Okunuşunu her seferinde karıştırmama rağmen elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyorum. Uzatmıyorum şeyleri falan. Vortex Micro 6X Magnifier. Bu bir çeşit büyüteç. Yeni sticker yaptırdım. Çok güzel oldu. Artık bundan sonra ürünlerde bizim sticker'ımız olacak. Bizim hizmette sınırı yok. Nasıl olsa şimdi şöyle bir şey var. Bunun servisi olmasa bizim sattığımız malzemede ne olacak? Abi kusura bakma, servisi yok mu diyeceğiz? Tabii ki hayır. Yine garantisini vereceğiz. O yüzden hem distribütör garantili hem de satıcı garantili. Bugünden sonra. Hadi bakalım. Dedim. Ondan sonra her şey bana cort diye şey oluyormuş diyor. Vortex Micro 6X Magnifier. Bu üründen şu anda Türkiye'de birkaç tane falan var. Yani bir elin sayısını ya da iki elin sayısını geçmez ki. Benim bildiğim bir elin sayısını geçmiyor. Bir tanesi bende. Bir tanesini yarım saat, bir saat önce bir abimize sattık. Kendisi umarım çok memnun olur. Ben kutuyu bilerek açtım. Sonra sürprizlerle karşılaşıyorum. Karşılaşmamak için kusura bakmayın, buradan kutuyu yırttım. Bir baktım sabahleyin. 10 numara 5 yıldız. Şimdi kutu açılımına geçiyorum. Son derece şık bir kutu bizi karşılıyor. Burada ne yazdığını görmüyor. Vortex Nation. Evet. Vortex Nation. İşte sen Vortex Nation'sın falan bir şeyler yazmışlar. Güzel bir kullanma kılavuzu var. İçerisinde burada bir takım teknik detaylardan bahsediyor. Bayağı bir şey yazmışlar. İnternette bizim açıklama bölümüne yazdığımızdan çok çok daha fazla. Biz çünkü çeviriyoruz, sonra düzenliyoruz. Quick Release bağlantılar, bilmem neler. İşte red dot'un nasıl işte buna sıfırlayacağın vesaire, turret kapaklarının koruması falan falan. İşte Vortex'in VIP garantisi artı balistik marketin VIP garantisi artı Bey teknolojinin garantisi. 3 garantiyle sizi koruyoruz. Daha ne yapalım bilmiyorum ki. Şimdi sevgili dostlar, bir önceki Micro 3X'te görmüş olduğunuz bağlantı ayağının neredeyse aynısı. Hatta aynısı diyebilirim. Muhtemelen aynısıdır. Yani gördüğüm kadarıyla aynısı. IoTech'lere benzeyen cinsten. Bunu bir köşeye ayırdım. İçerisinden 3 farklı vida çıkıyor. Normalde 2 takım vida çıkıyor. Uzun ve kısa olarak. Bunda tam 3 tane var ve poşetlerin üzerinde neler yazıyor neler. Bak bu kalite. Bu Vortex bambaşka bir yere gitmeye başladı. Ben size söyleyeyim. Yani Mesut abi, bu olay başka yere gidiyor. Ben diyeyim yani. Zaten benim bundan birkaç yıl önce sadece söylediğim bir şey vardı. Hani Vortex'i çok böyle şimiten benderler, Night Force'lar, şunlar bunlar var ki hani Vortex kimdir gibi bir duruş var ama Vortex çok yenilikçi bir firma ve böyle Zigzagger gibi falan da değil yani. Bu adamlar böyle çok psikopatça işler yapıyorlar. Yaptıkları ürünler de çok sağlam, piyasada tutuluyor. Bu Vortex'in gelecek yıllardaki silah teknolojilerine katkısı ciddi anlamda yüksek olacak. Optik anlamında söylüyorum yani. Bununla alakalı bir teorim vardı. Yavaş yavaş böyle bannerlar, işte ne bileyim, duvar kağıtlarıyla böyle bir tasarımlarla böyle farklı optik lazerli mazerli bir şeyler çıkıyor. Bunu ben 2-3 sene önce söylemiştim. İyi yani. Tahminlerim hep doğru çıkıyor. Kahin değilim ama. Şimdi arkadaşlar, 3 farklı vida var. Bu vidalardan bir tanesi 1/3 co-witness. Bu ne demekti? High mount. Bunun okunuşunu da hep karıştırıyorum. Doğru söylemeye çalışıyorum. Yani yüksek ayaklar var ya bizim crossfire'larda, aimpoint T2'lerde, onun yüksekliği işte. Ve IoTech'in. Onun gibi düşünün. O quick detach bağlantısı olan IoTech'lerin yüksekliği ve hatta yüksek ayak çıkan Crossfire, Spark AR, aradaki demir dahil olmak üzere işte o yüksekliği sağlayan bağlantı parçasının vidası. 1.93 inç. Bunu biraz sonra anlatacağım. Bir de Absolute Covidless. Bu da low mount. Yani en düşük ayak var ya o Crossfire'ın. Onun vidaları için. Güzel bir temizleme. Bunlar çok önemli ya. Bak az önce kameranın lensini silmem gerekti. Bunlarla sildim. Şimdi içerisinden ayak bağlantı parçaları çıkıyor. Bir adet Alyan. 6X. Bu şeyler de fena sayılmaz. Lastikler. Micro 6X. Bu tabii yalın geliyor. Şimdi bunun montajını ufaktan yapacağız. Gayet güzel ve şık. Çok büyük değil. Bak aimpointing aşırı büyüktü. Şimdi sevgili dostlar, şu kutuyu bir ılıktan bir koyalım. Şunu da koyuyorum. Ağzım kurudu. Şok prof, fok prof, vık prof.
aktif prof, her türlü prof var burada. Red dotlara veyahut da holografik nişangahlara göre bunların tasarımında belli yükseklikler vardır. Yani o çok küçük ayaklar biraz daha büyük, ondan biraz daha uzun, daha da uzun Unity Tactical'deki gibi vesaire. Şu an Vortex'in bu yapmış olduğu ürün yeni sistemde, çünkü tutuş stilleri hani böyle tabancalarda belli bir süreyle değişiyor ya, tüfeklerde de değişmeye başladı. Unity Tactical'in mesela Riser 2.26 inçlik yeni nesil yükseltme modeliyle tüfek tutuş stilleri değişiyor. IoTech'ler daha da yükseliyor. Magnifier'lar yükselmeye başlıyor. Tüfeklerde dipçiye böyle tamamen yanağınızı dayamak yerine daha dik pozisyonda bakış almanızı sağlıyor vesaire. Bir takım çözümler geliyor. Bunlar çağımızın yeni yeni gelişimleri. Şimdi Vortex bu ürünle birlikte bu yeni gelişimi yakalamış. Yani daha bir yaklaşmış diyelim. Şimdi arkadaşlar, eğer şu yükseltme parçasını kullanırsanız Riser 1.93 inçe çıkarıyorsunuz. Bu ne demek? Bunu aldın taktın ya abi. Bak yükseldi bayağı abi, gördün mü? Şimdi bu yükseklik ne için? Aimpoint T2'nin Unity Tactical ayakları vardı. AliExpress'te satılıyor da. Tabi o çakması orijinalleri Amerika'da var, böyle daha yüksek. Niye? Silah tuttuğun zaman böyle bir öyle yatarak böyle garip nişan almıyorsun. Daha dik bir pozisyonda nişan alıyorsun. Red Dot'u daha iyi görüyorsun. Veyahut da bu 1.6-1.8 dürbünlerin de daha yüksek ayakları çıkmaya başladı ya şimdi. Bunlar hep yeni nesil şeyler işte. Bu bağlantı parçasıyla Vortex Micro 6X sizin o sorunlarınızı neredeyse çözüyor. Yani ekstra bir yükseklik almanıza gerek yok. Gerçi şöyle bir durum var. Unity Tactical'in yükseltmeleri 2.26 inç. Ama bu ürün 1.93, fakat sıfırlamam ya, bu problemi çözebiliriz. Şimdi bunun vidaları burada. Bunu ayırıyorum. Bizim her zaman kullandığımız iki tane yükseltme var. Bir tanesi 1/3 Core Witness, diğeri de Absolute Core Witness. Yani bu low, düşük. Bu da high, yüksek bağlantı için. Genelde biz bir tık yüksek bağlantıyı kullanırız. 1/3 Covitness'ın da ekstra parçası şu gördüğünüz parça. Bunu buraya takıyoruz. Üzerine bunu yerleştiriyoruz. Sıkılıyoruz. İşlemimiz bitiyor. Bu şekilde. Ama diyelim ki düşük ayaklı bir Red Dot kullanıyoruz. Ya da IoTech XPS gibi bir şey. Yüksek de kullanabilirsiniz, aradaki farktan dolayı. Burada sonuçta sıfırlan var ama daha istikrarlı olur. Bu vidalarla buraya direkt tutturuyorsunuz. Absolute'ün vidaları. Şimdi bunu ayırdık. Şöyle yapalım. Şu vidaları bir çıkaralım. Tamam mı arkadaşlar? Oo, bu da var ya, eşek ölüsü gibi serttir şimdi, aç açabiliyorsan. Bu ayak sistemiyle bunlar çok başka işler yapmaya başladılar ya. Gerçekten ben bu adamları tebrik ediyorum ya. Bu adamlar güzel işler yapıyorlar. Alyanı vardı bunun bir yerde. Neredeydi o alyan? Bu kadar. Öyle abanmak yok. Tuttu mu tuttu. Tamam. Böyle abanıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz abi vida sıyırdı, ne yapacağız? Ya ben de mutsuz oluyorum. Vallahi ayak oldu şu anda arkadaşlar. Gerçekten size bir şey söyleyeyim mi? Fena oldu yani. IoTech'teki gibi yine aynı şekilde bir quick detach, böyle kilitli bağlantı sistemi var. Kolay açılıp kapanıyor. Tabii bu elimde olduğu zaman bayağı zor olabiliyor. O yüzden bunu buradan net anlatmak pek mümkün değil. Bu ürünün lens çapı 28 mm. Doğru mu? Ve 309 gram civarında bir ağırlığı var. Şimdi diğer Micro 3X Magnifier'ın lens çapı kaçtı? 22 mm. Şimdi bunu 28 mm yapmışlar. Takribi olarak 6 mm daha geniş. Şimdi daha geniş mi göreceğiz falan diye düşünebilirsiniz. Hayır, görmeyeceksiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Yani tabii ki bir tık daha geniş göreceksiniz ama buradaki lens çapının 28 mm'ye çıkmasının temel sebebi, zoom arttıkça görebilmek için boğulursunuz böyle. Çok yaklaşmanız lazım. Bir kendinizden geçersiniz. Hani o böyle siyahlıklar yandan gelmeye başlar ya. Yani ayrılık daralmaya başlar. Fakat lensin çapını büyütürseniz ne olur? Ayrılık genişler. Şimdi burada Vortex 6X'e çıkarak normalde kendi görüşünü daraltması gerekirken bu adamlar lens çapını büyüterek görüşü daha rahatlatmışlar. Ben bunu dışarıda denedim. Bizim bildiğimiz 3X'le neredeyse aynı. Boğulmuyorsunuz yani 6X. Normalde Spitfire, HD, Gen 2, 5X mesela sabit zoomlu optiklere baktığınız zaman aşırı derecede boğuluyorsunuz. Gözünüzün içine sokmanız gerekiyor. Bunda o yok. Micro 3X'le aynı uzaklıktan rahatlıkla bir görüş alabiliyorsunuz ve aynı zamanda 6X görüntü alıyorsunuz. Çok abartı geliyordu bu ürünler bana. 6X Red Dot için ya da holografik nişangahlar için böyle bir şeye gerek var mı diye. Kesinlikle 3X tercih etmezsiniz bunu gördükten sonra. Çok iyi bir görüşü var. Aynı Akok misali. Yansıma önleyici lensler var. Her lenste bir miktar yansıma olur ama buradaki renklerde hafif bir mavilik var. Apogramatik kaplama mı? Çok emin değilim ama bu mavilik bayağı iyiye işaret. Tabi arkadan da mavi ışık duruyor. Şimdi benim seçmem biraz zor.
zor gibi oluyor ama içerisine baktığım zaman görebiliyorum. Çok temiz bir lens var. Daha iyi lensler olduğu için de ışık geçirgenliği çok daha iyi. Işık geçirgenliği iyi olursa ne olur? Şimdi iki tane camdan bakıyorsunuz. Hem red dot'tan veyahut da holografik nişangahtan. Bir de bunu koyuyorsunuz. Arada bir sürü cam oluyor. Bir sürü cam olursa ne olur? Görüntü bozulmaya başlar. Ama lens kaliteli olursa aradaki camlar ne kadar fazla olursa olsun, yani lensten ne kadar fazla olursa olsun, görüntü olabildiğince çok daha az bozulur ki gözümüzde seçemeyiz bile. Bu sebeple buradaki kaliteli bir lens kullanımı görüntüde size herhangi bir kayıp veyahut da gün ışığında bakarken bir kontrast sorunu yaşatmayacak. Azot gazı ile bunlar arındırılıyor, temizleniyor, bir şeyler yapılıyor. Bu sebeple herhangi bir şekilde buğulanma vesaire yapmıyor. Lenslerin aralarında içeri kısımlarda sağlam o-ringler var. Bu o-ringler sayesinde de sızdırmazlığı üst plana çıkıyor. Bu ne işe yarıyor? Su geçirmesini engelliyor. İçeriye bir damlacık girmesini engelliyor. Çamur girmesini engelliyor. Bunlar da önemli detaylar. Tabii bu verileri bize Vortex veriyor. Biz biraz oradan tekrar ediyoruz ama yine de söyleyelim. Hani internette çünkü hepsini yazmıyoruz. Ya da siz belki çok araştırmazsınız. Video izleyen birisi topyekun her şeyi öğrensin çıksın istiyoruz. Sert alüminyum bir malzemeden yapılma uçak sınıfı diye geçiyor ama tabii tam teknik detayını vermemişler ama sağlamlığından yana bir problem olacağını hiç düşünmüyorum ki olsan olur zaten 3 yerden garantili. Ondan dolayı tepe tepe kullanabilirsiniz. Mat eloksal bir kaplaması var. Bu mat eloksal kaplama sayesinde parlamayı bir tık engelliyor. Bu da ne işe yarıyor? Siz bir yerde kamuflesiniz diyelim. Yerinizin işte ifşa olmasını bir miktar daha engelliyor. Bu da güzel bir detay. Bunlar bazı Schmitten Bender optiklerde olan şeyler. Özel bilgiler, özel şeyler. Belki burada bir kaplama gibi gözükür ama bunun işte parlama engellemesi çok önemli bir detay yani. Zorlu hava şartlarına dayanacak şekilde yapılmış. İşte yani sizinle alakalı aslında birçok şey düşünülmüş. Artı onun beraberinde geri tepmeye ve aşırı titreşime de son derece dayanıklı. Sıfırlamalarının olduğu bölümlerde korunaklı bir şekilde dizayn edilmiş. Diyopter ayarı var. Alınabilecek bir optik. Ben size bunu söyleyeyim. Bunun bir de tüfek üstü duruşuna bakalım. Bir alalım şuradan tüfeğimizi. Kok. Bir sonraki hafta da Allah izin verirse bunu yayınlayacağım. Siz bu AKOG'u görebileceksiniz. Şimdi sevgili dostlar şöyle yapalım. Önce bir IOTEK takalım buna. IOTEK'i takamadık. Ortalığın anasını ağlattık. Tak, IOTEK'imizi taktık. Oo, bakalım bir. 6x bir görüntüye sahip oldu. Netliyordur umarım. Vallahi son derece güzel oldu. Şimdi ben bununla ne kadardan görüntü alabiliyorum? O arkadaşlar yani şu dipçiyi en geriye getireyim. Bunu tabii bir tık öne de getirebilirsiniz. Hiç sorun değil. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani 6x şu an benim bulunduğum alanda tabii ki görüntüyü biraz seçmek zor gibi oluyor. Tek bir renge tutuyorum. Şuradan şöyle tutayım. Ben çok net bir şekilde görüyorum. Ama tabii şu dipçiyi bir kademe daha yaklaştırırsam daha iyi görebilir miyim? Yok, bir tık geride daha iyi gibi sanki benim için. Evet. Son dereceyi. Bakın yüksekliği gördünüz mü? İstersem bunu normal yüksekliğe de çıkarabilirim ama şu an zaten IOTEK'i rahat bir şekilde görebiliyorum. Aynen. Yani inanın bana tüfeğin üzerinde sırıtacak kadar büyük değil. Normal şartlarda 3x'leri taktığımız zaman IOTEK yani mevcut sınırında duruyor. Normalde el kundağına çıkmasından çünkü hoşlanmıyoruz IOTEK'in. Olabildiğince üst gövdenin üzerinde olması daha iyi. Özellikle bu platformdaki R15 tarzı tüfeklerde el kundağında herhangi bir oynama vesaire olabilir. O yüzden çok mantıklı değil. Bu dönem dönem olabiliyor yani bunları gördük. Bir de arka tarafın hizası ile ön tarafın hizası da birbirinden farklı olabilir. İstediğiniz kadar iyi torklayın. Yani el kundağıyla üstteki upper receiver'ın yani üst gövdenin diyelim daha doğrusu birbirinden toleransları farklı eğimli olursa sıfırlama konusunda ciddi problem yaşarsınız. Bunları tecrübe ettiğimiz için söylüyoruz. Yıllardır bu ürünleri satıyoruz özel hareketçi arkadaşlara, özel kuvvetlerdeki abilerimize ya da birçok silahlı devlet kurumuna. Genelde özel hareketten ama geri dönüşüm alıyoruz. Ondan dolayı buna dikkat etmek gerekiyor. 6x magnifier'ı taktığımız zaman aynı zamanda IOTEK'i bizim standartta optikleri yerleştirdiğimiz gövdenin raylarının dışına çıkmış bir durumumuz yok. Toleransı çok iyi derecede yapmışlar. Bu bağlamda 6x bence son derece mantıklı bir büyüteç diye düşünüyorum. Yani özellikle 3x'i taşıyorsunuz. 3x'in belli faydaları var. Bunu kabul ediyorum. Yani sonuçta 6x aim point ile birlikte piyasaya çıkan bir şey. Birkaç firma da sanırım 5x vesaire yapmıştı. IOTEK'in çakması mı ya da orijinalini bir dönem ürettiler mi bilmiyorum. Bir 4x gibi bir ürünü vardı. Kare gösteren sanırım çok eski bir ürün. Veyahut da replika bir ürün. Replikasını gördüm ama orijinali var mıydı çok emin değilim. Bir böyle bir tık antipatim vardı. Bir de şöyle bir şey var.
bu tarz elektronik nişangahlar da 3x bana pek yeterli gelmiyor. Yani orada amacını pek tamamlamıyor. Minimum böyle bir 4x falan gibi bir şey olmasını istiyordum. Bu 6x'te ayrı lif geniş olduğu için rahat bir şekilde görüntü var. Şöyle de bir durum var. Diyelim ki bir yotekiniz var 2 noktalı. Bununla çok temiz atışlar yaparsa, sonuçta 5.56 dizilime göre belirlenmiş bir reticle ateş ettiğinizi düşünün. Yani yotekin o 2 noktalı veyahut da 4 noktalı olan versiyonuna bunu taktığınız zaman mermi düşüşleri doğru orantılı gelecek. Sağlam bir sıfırlama yapıldığı zaman o zaman da 6x çok iyi sizin işinizi görecektir. Tabii bu setup yerine bir 1.6-24, 1.8-24 de alınabilir. Tabii bu setup'ı düşünürsek bayağı bir uyguna gelmiş olacak ama yakın muhaberede hem de böyle uzak atışlar gözetlemeler için kullanırım derseniz buradaki mikro 6x son derece iyi bir ürün yani. Ağırlığı da çok fazla değil. Yani o yönden güzel bence. Ağırlığı da zaten 309 gram civarında. Mikro 3x'in de ağırlığı takribi olarak 270 gramdı. Arada 39-40 gram gibi bir şey var. Yani 40 gram için iki katı büyütme almanız bence daha iyi yani. Tabii hangi yükseltme ayarlıdır ama o da fark etse 5-10 gram fark eder. Hiç önemli değil bence. Yani bu sistem çok iyi yani. Benim aşırı derecede hoşuma gitti. Tavsiye ederiz. Türkiye fiyatıyla biraz 7000 lira civarlarında geziyor şu anki dolar kuruyla ama yine de bence son derece alınabilecek ürünlerden bir tanesi diyebilirim size. Ben tavsiye ederim. Bence al. Poz verdirelim. Şuradan bir şeffaf şarjör alalım. Emaneten de olsa tutturalım. Ona ne girer ya. Girmiyor arkadaşlar. Bu şarjörleri takıyoruz ama görüntü olsun diye takıyoruz. Buna bu şarjör girmiyor normalde. Anladın mı? Bezle sıkıştıracağız. Bak gördün mü? Bana abi diyorsunuz 5.56 şeffaf şarjör bir şey yapayım falan diye. Bana diyorsunuz bak şeffaf şarjör de biz bunları görüntü olsun diye takıyoruz. Bu şarjörler burada emanet duruyor. Emanet. Güzel bir ürün. Oo, müthiş. Ulan bu tüfek de böyle bir güzel oldu. Böyle bir şeyli meyli falan böyle bir klasik falan da. Şu Bahadır abi bir namlu giydirmesini yapmadı. Bir namlu giydirme yapsaydı o zaman mükemmel olacak. Bir namlu giydirme kaldı onu gönderirse efsane olacak. Buradan sana çağrımdır. Bekliyorum namlu giydirmemi. Ulan var ya. Bunların bir gerçek 5.56'sı olacak. Resmi yoldan tabii. Kaçak göçekten bahsetmiyorum. Mükemmel oldu. Güzel. Birazcık mola vereceğiz.